Esruş, bak bize yemek aldım. Sen uğraşma diye. Hem de hamburger. Ne oldu, sen iyi misin? Esra beni korkutmasana ya. Bütün bu defter bunlarla dolu. Tek tek tarihlerinde yazmışsın. 2 ay boyunca her gün üşenmeden her gün o parka gitmişsin. Ha? Bütün resimleri çizmişsin. Maşallah, aferin ama bayağı iyi iş çıkarmışsın. Ne zaman Han adlı sergi? Lütfen bileyim yani, gelmek isterim biliyor musun? İşim gücümü ayarlarım. Orada başka çizimler de var. Bak hatta küçük bir kızı çizdim. İnci'yi de çizmişsin, hatırlıyorum. Hı-hı. O yüzden sakladın değil mi bunları benden? Böyle yatağın altına tıkıştırdın. Ben görmeyeyim diye. Neyi anlamamdan çok korktun sen bu kadar, ha? Bir şey anlamandan korkmadım. Sen o gün bana anlattın ya Han'ın durumunu. Hı hı. Evet, etkilendim, kabul ediyorum ama öyle bir etkilenme değil yani. Zaten sanatta acıdan... Ya sus! Sanat içinmiş, ben gerizekalı mıyım be? Ha? Yememişsin, içmemişsin, adamı takip etmişsin. Sonra da gecenin bir baktı gelmişsin, evime yerleşmişsin. Ya sen ne çeşit bir manyaksın ya? Başka neler saklıyorsun benden? Manyak değilim Esra ben. Kimseye de bir zararım yok. Cevap verme bana. Sus! Takıntı yapmışsın işte adamı. Hadi inkar et. İnkar etsene, et. Tabii annenle kavga falan da etmedin değil mi? Onlar da yalandı. Sen sırf Han için geldin buraya. Ne diyorsun sen? Sen hiçbir şey bilmiyorsun ki annemle benim aramda geçen. Hiç utanmadın mı ya? Hiç mi utanmadın? Benim en yakın arkadaşımın kocası be, kocası. Gencecik yaşta kaybettiğim arkadaşım, kocası o böyle. Böyle gece gündüz benim düşündüğüm, kafayı yediğim arkadaşımın kocası o. Hiç mi utanmadın? Ha? Elimde götürdüm ben seni. Gösterdim, bak dedim bu adam ne kadar yaralı dedim. Sen gözümün önünde onunla flört mü etmeye çalıştın? Onu ayartmaya mı çalıştın ya? Sen nasıl bir insansın ya? Ne flörtü ya? Ne flörtü? Bizim aramızda hiçbir şey olmadı ki. Olamaz! Unut! Sen canına mı susadın ya? Ne olacak zannettin sen? İnci öldü. Dönce sana aşık olacak zaten. Sen onu mu zannettin? Sen kendini ne zannediyorsun ya? Al şimdi şu bavulu. Ne yapıyorsun? Çık git evimden. Hadi. Hadi. Ya ne yapıyorsun? Beni bir dinler misin? Ya bir açıklama mı? Bir beni dinle. Sen hiç mi birine kapılmadın ya? Hiç mi yanlış birine aşık olmadın? Anlamıyor musun? Bir dur dinle ya. Rüya. Evimden defol git diyorum sana. Esra. Dinler misin? Bir açıklayayım bari ya. Çık. Esra bak, ben seni kullanmadım tamam mı? Kullanmaya da... Artık senin yalanlarına doydum ben tamam mı? Doydum. Ulan dedim ki, bir faydam dokunur dedim. Bir iyilik yaparım, o bana bir iyilik yapar dedim. Yalnızlıklarımızdan kurtuluruz. Evde bir ses olur, nefes olur dedim. Bunu mu layık gördün bana ya? Gerçekten bravo sana, gerçekten bravo ya. Ya dur. Evet, öyle zaten ben buraya sadece Han için gelmedim ki. Sus! Yalan söyleme artık. Beni bir daha kandıramayacaksın. Artık bundan sonra ne yapıyorsan yap. Git otelden mi gözetliyorsun? Gidip kapısında mı yatıyorsun sabaha kadar? Ne yapmak istiyorsan yap tamam mı Rüya? Bitti. Git evimden. Hadi. Ya niye dinlemiyorsun ya? Neden açıklamama izin vermiyorsun? Esra bak çok çok kötü hissediyorum kendimi. Görmüyor musun ya? Özür dilerim. Annen haklıymış biliyor musun? Senin acilen tedavi olman lazım. Hayır.
Rüya. Ne söyledin ona? Hiçbir şey söylemedim. Neden kovdu seni? Benle ilgili biliyorum. Söylesene, ne oldu? Söyleyeyim mi? Al. Al bak, bu oldu. Bak. Hı. Al sen de kalsın. Al. Bu da var. Bak, tarihleri de var orada. Bakar. Al. Al. Bunlar oldu. Benim sana kafayı taktığımı anladı. Şimdi o da benden nefret ediyor. Oldu mu? Ne yaptın sen Rüya? Bunlar ne? Çöp bunlar. Başka hiçbir şey değil. Nereye gideceksin? O eve dönmeyeceksin değil mi? Sana ne ya? Sana ne? Çok mu umurunda? İlgileniyor musun sanki? Keşke geberip gitsem de hepiniz kurtulsanız. Lanet olsun ya seni gördüğüm güne.